zaman planı. Evet. Tamam. Bunu değil, bunu değil. Neyi? Ebru. Çok şey var. Benim zaten bir tane şey var. Bana bir tane şey versene. Tek tek koyacağım onları. Express. Bu da bir tane asansör, bu asap gibi. Çağrı geldiğinden, arabaya bindikten sonraki kısımda biz cinsiyet kavramını tamamen bırakıyoruz. Yani dışarıdan bakıldığında ya kadın ya da erkek, hani kadının gücü yetecek mi işte bu enkazda çalışmaya gibi hani sorulara yetiyor. Yani kadının başaramayacağı hiçbir şey yok. Şundan dolayı yok. Çünkü biz eğitimlerimizi çok düzenli ve disiplinli bir şekilde yapıyoruz. Bunu yaptığımız için evet erkekler fiziksel olarak bizden daha güçlüler. Fakat biz de çok fazla çalışarak aynı güce sahip oluyoruz. O yüzden kadınlar olarak biz her yerdeyiz. Bizim aylık, yıllık ve haftalık olarak programlarımız var. Hepimizin farklı işleri olduğu için işimizi ve ailemizi ona göre ayarlıyoruz. Yani fedakarlık yapmak zorundayız. Yani ailemiz de fedakarlık yapıyor, biz de. Bence zorluğu yok. Kolaylığı, herkesin bizi işte desteklemesi ve tebrik etmesi. Yani el üstünde tutuluyoruz. Bizim için güzel olan kısmı bu. Onun dışında bir zorluğunu hiç yaşamadık ekip içerisinde. Kadının başaramayacağı bir şey yok anlamında bunu söylüyorum. Hepimiz birlikte aynı eğitimlerden geçiyoruz. Aynı yollardan yürüyoruz. Aynı tırmanışları yapıyoruz. Aynı enkaza giriyoruz. Yani orada bir cinsiyetimiz yok. Kadın olarak da herhangi bir ayrımımız yok bu anlamda. Zorluğumuz var mı? Evet. İş makinelerinde bazıları işte 24 kilo falan olunca onu kaldırıp indirmek sıkıntı olabiliyor. Zorluk olabiliyor. Ama onun dışında çalışarak kendimizi tecrübe ederek devam ettirebiliyoruz. 5 numaralı iki tane stop desendir. Bizim aylık periyodik bakımlarımız var. O bakımları gerçekleştiriyoruz. Dediğiniz gibi her an hazır olmak için. Çünkü herhangi bir afetin ne zaman gerçekleşeceği belli olmuyor. Kimse kestiremiyor. Biz de kestiremiyoruz haliyle. Rutin olarak bakım yapıyoruz. Eğitim faaliyetleri yapıyoruz. Çünkü her şey gibi bunlar da unutulabiliyor ve pratik isteyen şeyler. Ne kadar çok pratik yaparsanız, ne kadar çok malzemeyi tanırsanız o kadar faydalı olabiliyorsunuz. Kadın olarak başlarda sizin burada ne işiniz var ya da siz bunu yapabilecek misiniz gibi tavırlarla, söylemlerle karşılaşabiliyoruz ama biz işimizi iyi yaptığımızı düşünüyoruz ve o yüzden kendimize güveniyoruz. Sahada da elimizden geldiğince çalışarak bunu gösteriyoruz.